Konuttaki KDV indirimi kimleri ilgilendiriyor? Ne kadarlık bir indirim söz konusu? Kimlerin işine yarayacak? Bundan ki en çok kimler faydalanacak? Peki bu fiyatları düşürecek mi? Konut almak isteyenler bundan faydalanacak mı? Sevinecek bir haber mi bu? Yine bir Haziran şeyi yaşayabiliriz. Fiyatlar Haziran'da sanki artacak gibi görünüyor. Konuttaki KDV indiriminin standart ev satışlarına, normal geleneksel ev satışlarına çok faydası olacağını inanmıyorum. Bu da sahiplere işine yarayacak. Çok da bize bir faydası olacak. Herkese merhaba. Evet, tekrar karşınızdayım. Geçen hafta ne oldu? Geçen hafta konutta KDV indirimi diye bir başlıkla pazartesiye başladık. Ve konutta KDV indirimi denilen konunun ne olduğunu ben birkaç kanalda dile getirdim, anlattım. Esasında daha onaylanan bir haber yok. Onaylanan bir yönetmelik, kural, kanun yok. Cumhurbaşkanlığı'nın onayına sunulmuş. Büyük bir ihtimalle de bu gerçekleşecek gibi görünüyor. Öyle yazıyor basın. Haberler öyle ve bütün haber kanalları da bu konuya yer verdiğine göre sanki bu konu onaylanacak gibi görünüyor. Konuttaki KDV indirimi kimleri ilgilendiriyor? Ne kadarlık bir indirim söz konusu? Kimlerin işine yarayacak? Bundan ki en çok kimler faydalanacak? Peki bu fiyatları düşürecek mi? Konut fiyatlarına bir katkısı olacak mı? Konut almak isteyenler bundan faydalanacak mı? Sevinecek bir haber mi bu? Eğer onaylanırsa tabii ki onaylanacak bence. Birincisi, konuttaki KDV indirimi sadece 150 metrekareyi aşan konutlar için. İkincisi, konuttaki KDV indirimi onaylandığı takdirde sadece sıfır konutlar için. Yani hiçbir şekilde ikinci el konutlar için geçerli değil. Bir yıllık bile olsa, herhangi bir tapu görmüşse, daha belki videolarımı izleyenler bilirler, takipçilerim bilirler. İkinci bir tapu gördüyse artık o ikinci evdir. 6 aylık bile olsa, 1 yıllık bile olsa bir evlilik geçirmişse artık maalesef biz ona birinci el konut ya da sıfır konut demiyoruz. Sonuçta eğer sıfır bir konut alıyorsanız, firmadan alıyorsanız, üretici firmadan alıyorsanız, yani o üreten, o konutu yapan firmadan alıyorsanız, hani başka bir firma almıştır da o firmadan alıyorsanız yine olmuyor. Çünkü sonuçta iki kere tapu geçirmiş olacak, tapu işleme. Birincisi bu. İkincisi, 150 metrekareyi aşıyorsa. Peki bugüne kadar nasıldı? Bugüne kadar şöyleydi. Hemen bir örnekle açıklayayım. 1 milyon liralık bir konut alıyorsunuz. Konut 155 metrekare. Eğer bu yönetmelik yürürlüğe girerse nasıl olacağı sonra açıklayacağım. Önce şu anda nasıl onu açıklayayım. 1 milyon liralık bir konut aldığınızda 150 metrekare için 80 bin lira ödüyordunuz. Yani 1 milyon liranın %10, %8'ini ödüyordunuz. 155 metrekarelik, hatta 151 metrekarelik bir konut aldığınızda da tüm 1 milyon liranın %18'ini ödüyordunuz. Fakat bu yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra nasıl olacak? Hemen onu söylüyorum. 1 milyon liranın, daha doğrusu 150 metrekarenin önce %8'ini alıyorlar. Bu neydi zaten? 80 bin liraydı. Sonra da 5 metrekare için geçerli olan fiyatı bulup onun %18'ini alıyorlar. Yani 155 metrekare için 1 milyon liranın %18'ini almıyorlar. Çünkü o takdirde ne yapıyor? 180 bin lira yapıyor. Adam ne yapıyordu bu sefer? Müteahhit firma. O kadarlık bir KDV'ye, müşteriye yansıtmasın diye veya o kadarlık bir indirimi, çünkü bu sefer diyor ki adam, ben ne yapayım KDV'yi, ben şirket değilim, ben sana bu KDV'yi ödeyeceğim, tamam sen bunu devletten tahsil edeceksin ya da edemeyeceksin ama ben istemiyorum ödemek, bu sefer de indirime gitmek zorunda kalıyordu. Ya da şöyle bir şey gerçekleştiriliyordu, hani her şeyin bir çözümünü bulmak açısından, orada da şöyle bir şey yapılıyordu, küçük gösteriliyordu daire, yani 149 metrekare, 148 metrekare. Bunu alan biliyor, satan biliyor. Maalesef işlemlerin maliyetinin düşmesi, KDV oranının düşmesi için böyle bir yola başvuruluyordu. Yani biraz da kötüye sevkiyat vardı burada böyle. Şimdi ne oldu peki, eğer uygulanmaya başlandığı takdirde, eğer uygulanmaya başlanırsa? Aradaki 5 metrekarelik fark için, aradaki işte 10 metrekarelik fark için sadece onun için %18 ödenecek. Yani yine 1 milyon liralık konuttan yola çıkarsak, 1 milyon liranın konutun
150 metrekaresi için 80 bin lira ödenecek. %18'i de 5 metrekarelik için ödenecek ve yapılan hesap sonucunda sadece o 5 metrekarelik yer için 5805 lira bir KDV ödenecek ve toplamda da 85.805 lira bir KDV ödenmiş olacak. Şimdi bu kimlerin işine yarayacak? Bu konut alacak kesimde 150 metrekarenin üstünde ve sıfır müteahhitler alacakların işine yarayacak bir. Peki KDV'yi kimler kullanıyor? Genelde şirketler kullanıyor. Genelde şirketler arası alımda veya satışta KDV daha işe yarıyor. Müşteriler yani normal standart kişi, şahıs alırsa, şimdi ben şirket değilim düşünün, benim şirketim yok. Ben bir herhangi bir emekliyim ya da normal çalışanım. Böyle bir şey yaptığımda o KDV'yi ödemek zorundayım. Ondan sonra da ne yapıyor müşteri? Karşınıza geçiyor. Ben KDV ödemek istemiyorum. Bana bunun maliyetini düşürün, düşün gibi yaklaşımlarda bulunuyor. Kendi açısından herkes haklıdır. O ayrı bir konu. Ama tabii şirketler de bunu kesmek zorunda. Çünkü oradan bir gelir elde ediyorlar. Ve böyle bir işlem yapılıyor. Şimdi bu konu çok işimize yarayacak mı? Bana göre yaramayacak. Yani kaç kişi var 150 metrekarenin üstünde almak isteyen? Toplama bakarsanız keşke satılmış olan ya da satılan konutları sadece biz adet bazında biliyoruz, biliyorsunuz. İşte 10 bin adet satıldı, 50 bin adet satıldı, 100 bin adet satıldı. Ama o adetlerin kaç tanesi 150 metrekare üstü, kaç tanesi 50 metrekare üstü, hangi 1 artı 1 mi, 2 artı 1 mi, bunların alt incelemelerini maalesef yapamıyoruz ya da bizim elimizde yok, yani bize ulaştırılmıyor. Normalde Avrupa'da da Amerika'da da bu istatistikler inanılmaz, bu bilgiler inanılmaz güzel tutuluyor, bütün datalar. Bu da tabii insanların hem fiyatı değerlendirirken, fiyata karar verirken hem de yorumlamasını yaparken çok daha bilinçli oluyor insanlarda ve bizler için de çok daha faydalı oluyor. Çünkü bir gayrimenkulün fiyatını tespit ederken ne yapıyoruz biz? Genelde emsallerden yola çıkıyoruz veya orada yaşamış olduğumuz tecrübelerden, en son satmış olduklarımızdan, meslektaşlarımız satmış olduğundan gibi gibi yollarla kendimize bir yeni yol haritası çiziyoruz. Aynı şekilde mal sahipleri de böyle yapıyorlar. Keşke o datalar elimizde olsa. Neyse, ben konuya dönüyorum. Bu kısaca çok fazla kişinin işine yaramayacağını düşünüyorum. Çünkü bana göre esas 130, 120, 100 metrekare, 90 metrekare gibi konutlar en fazla satılıyor. Genelde insanların istediği 3 artı 1. Talep genelde 3 artı 1'e geliyor Türk ailelerinde. Yani standart 3 artı 1, 110 metrekare gibi bir daireyi alan kişinin gördüğünüz gibi işine yaramayacak. Peki şuna bakalım. Şubat ayında, hatta ocağa da bakalım. İkinci el konutlar dediğimiz konutlar ne kadar satılmış? Mesela birinci el 28.897 satılmış Şubat ayında. İkinci el 68.690 Şubat ayında. Ocak ayında birinci el, yani müteahhitten 27.000, ikinci el 61.000. Yani yaklaşık 27.000-30.000 civarında birinci el, 65.000-70.000 civarında da ikinci el satışı var. Bu neyi gösteriyor bize? Yine müteahhitten alınan ya da firmadan alınan daire sayısında ne kadar fark olduğunu gösteriyor ikinci elle. Yani esas ikinci ele ve esas 150 metrekarenin altındaki dairelere böyle bir destek verilmesi ya da daha farklı, böyle derken yani sadece KDV ile ilgili değil de onların ev sahibi olması için, o kesime hitap edilebilmesi için böyle bir desteğin verilmesini ben şahsen daha faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden bunu, bu konuda onaylansa da çok faydasız getirmeyecektir fiyatlara. Fiyatlara çok etkisi olmayacaktır. Ama galiba bir plan daha var. Tapu harçlarında indirime gidilmesi planlanıyor. Bu ne zaman onaylanır, ne zaman yürürlüğe girer bilmiyorum. Sanki bana göre Haziran ayında, yavaş yavaş Mayıs-Haziran ayında piyasaya böyle bir bilgi düşecek. Yani şu anda bu konuşulduğuna göre bunun hazırlanması, taslak haline getirilmesi, sunulması, onaylanması sanki Haziran'ı bulabilir gibi.
Yine bir Haziran şeyi yaşayabiliriz. Fiyatlar Haziran'da sanki artacak gibi görünüyor. Çünkü fiyatlar biliyorsunuz böyle bir destekte, yani alıcıya böyle bir destek verildiği zaman, bu işte faiz indirimi olsun, konut kredi faizlerinde indirim olsun ya da tapu harçlarında indirim olsun ya da başka bir destek olsun, ama alıcıya bir destek verildiği zaman doğal olarak bu satıcının fiyatları arttırmasıyla sonuçlanıyor. Yani bir yerden verip öbür taraftan alınıyor gibi. O yüzden bu konunun, yani konuttaki KDV indiriminin standart ev satışlarına, normal geleneksel ev satışlarına çok faydası olacağına inanmıyorum. Birinci elde müteahhitlerin belki satışlarını destekleyecektir. Birinci el dediğimiz sıfır konutlarda, stoklar varsa, stok olan bölgelerde belki biraz daha erimesine yardımcı olacaktır. Ki bu da müteahhitlerin işine yarayacak ve çok da bize bir faydası olmayacak. Zaten onlar onun yolunu bulmuşlardı. 150 metrekarenin altında gösteriyorlardı. İşte 10 milyonluk daire, ya 10 milyon demeyeyim de, hadi 2 milyonluk, 1 milyonluk daire satıyorsa onun işte 200, 300, 400 binini KDV'li gösteriyorlardı. Yani bence oralarda hep bir çözüm bulunuyor. O yüzden daha böyle halka hitap edecek, daha böyle insanları destekleyecek, konut almalarına daha fazla yardımcı olacak. Başka çözümlere ulaşmak dileğiyle, kavuşmak dileğiyle diyorum ve bu videoyu da burada bitiriyorum. Ama önce diyorum ki lütfen abone olun. Siz abone oldukça ben çok mutlu oluyorum ve daha fazla böyle video çekmek içimden geliyor. Daha fazla bilgi paylaşmak. Hatta şöyle bir şey, küçük küçük anılarıma başlayacağım. Bir ara başlamıştım AFA Talks diye, yani AFA konuşuyor, Ayşe Fügen Arda'nın böyle bir emlak üzerine anılarıyla ilgili küçük küçük başlamıştım. Ona geri döneceğim çünkü o kadar farklı konularda enteresan şeyler yaşıyoruz ki bunları sizinle paylaşayım da sizin de başınıza gelirse, siz de böyle bir konunun içine düşerseniz en azından dinlemiştim Ayşe Hanım'ı, Ayşe Figen Arda'yı dersiniz ve belki de orada sizin doğru karar almanıza yardımcı olabilirim. Yani anılar kısmına da geleceğim. Anılar, yaşananlar, onları da paylaşmaya başlayacağım. Yani kısaca siz abone olun. Ben paylaşmalarımı arttırayım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bugün pazar, çok güzel bir hafta olsun. İnşallah bu videoyu bu akşam, yetişmezse yarın akşam paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.